Merhaba sayın seyirciler, bugün 8 Mayıs Pazartesi yeni gündem programından sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, güzel bir hafta diliyoruz İzmirlilere ve bugün konuğumuz Sayın Taceddin Bayır. Sayın Bekir, hoş geldiniz. Merhaba Sayın Bekir. Evet, Ömür Tapparçı İzmir Milletvekili Sayın Bayır. Bir reklamın öncesini görüşmüştük. Evet. Bugünlerde de konuşulacak çok şeyler var. Aynen öyle. Evet, iyi ki geldiniz. Seans geçim oldu, kusura bakmayın. Teknik arızadan dolayı. Biz seyircilerimize bizi affetsinler. Evet, İzmir'e, İzmir'de çok şeyler oluyor. Ankara'da çok şeyler oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok şeyler oluyor. Biz önce şu sarı kırmızı renklerden başlasak, Göztepe. Göztepe, evet. Dün yüreğimizi ağzımıza getiren, önce 4 gol attım, sonra 4 gol yedim. Ondan sonra 2 gol daha attık, bizi bir miktar rahatlatan Göztepe. Evet, gerçekten bizi dün neredeyse kalbimizi geçecek noktaya getirdiler. Evet. Bir takım nasıl oluyordu? 4 tane gol atıyor, ondan sonra 4 tane yani. İnanılır gibi değil. Evet, Teşmeş'e kadar sıralandı böyle. Ondan sonra... 6-5. Yani 11 tane basket maçı gibi. Son bir tane gol izledik. Keyifliydi ama çok heyecanlı. Şu seyirciye birazcık eski oldu. Göstermeyi seyirci saçları okuyorum. Gerçekten İzmir takımları korkunç seyircisi var. Yani müthiş bir seyircisi var ya. Yani. Bu takımlar birazcık o seyirciye haksızlık etmiyorlar. Vallahi takımların elinde olduğunu pek zannetmiyorum. Tıpkı siyasetteki yönetim anlayışı gibi, herhalde sporda da yönetim anlayışları farklı. Ben Göztepe'nin düğünün başında şu anda değerli bir kişi var, ekonomik problemler olmayan birisi var. Ama demek ki başka bir zafiyet var. Yani yönetimle ilgili, sporcuyla antrenör, yönetimle futbolcu arasında. Yani sanki ben biraz daha böyle olaya amatörce yaklaşılmalı. Dışarıdan topçu toplayarak farklı yerlerden bir takım kurmak yerine Göztepe'nin kendi altyapısından gençlerimizi başka kulüplere kaptırmadan gerçek Göztepe kuruluyla oynayacak o 1968'lerde bir efsane Göztepe'nin, 70'li yıllardaki efsane Göztepe'nin tekrar hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunun da yolu o altyapıya daha fazla ağırlık vermek bence. Evet, sanırım hala bir şeyler var teknik sorunlarımızdan rağmen. Serkan Bey devam edebiliriz değil mi? Evet, Ankara'ya doğru gidelim özellikle. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde günlerde çok şeyler oluyor. İstifalar, resimde gitmeler, hatta referandum öncesi de çok şeyler konuşuldu. Şimdi referandum sonrasında Şöyle bir bakınca %48,6'lık bir oy var. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada çok büyük bir emeği var. Evet. Kimse yatsıyamaz. Evet. Her ne kadar bunun yanında diğer partilerden destekler olduysa da Cumhuriyet Halk Partisi bu hayırcı gruba önderlik etti diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Başarılı bir çalışmadan sonra nasıl oldu da böyle bu kadar çok istihbarlar geldi, kimlerin ismine verildi? Evet, o aslında, insanların tarafa doğru gelelim yavaş yavaş. Aslında istihbarlar geldi derken bir yanlış anlama mal vermeyelim. Görevinden istihbarat partiden ayrılma değil. Bu bazı yaşanan olaylara bağlantılı. Bu da Sol ve Sosyal Demokrat Partilerin içerisinde diğer parti, sağ partilerdeki gibi demokrasi dediğimiz, yani konuşma özgürlüğü, eleştiri özgürlüğünün geçerli olması. Ama bazen bunu arkadaşlarımız abartıyorlar. Yani doğru zamanda, doğru yerde, doğru eleştiriyi yaparsanız buna da eleştirilir. Ama yanlış zamanda, yanlış yere, hele hele bugünkü ortamdaki yandaş medya havuzuna servis vererek, genel başkanı eleştirecek sert cümleler kullanarak, yani seçimin olayları değil de kişisel olarak direkt genel başkanı hedef alıp, onun koltuğuna aday olduğunuzu arkasına ekleyerek bir takım eleştiriler koyarsanız, bu haksızlık olur. Şimdi her seçim sonrasında her seçim sonrasında bazı arkadaşlarımız ama nedense hep aynı arkadaşlarımız. Dikkat edin yani bugün 133 milletvekiliyiz biz orada. Bu 133 milletvekilinden her seçim sonrasında 3 tane arkadaşımız çıkıyor değerlendirmeler tamamlanmadan. Daha doğrusu Türkiye gündemi henüz bu referandum seçim sonuçlarının doğruluğunu kabul etmemişken sokaktaki halkın kafasında bu referandum iyiliğidir algısı devam ederken bu algıyı değiştiriyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kavga var algısını getiriyorsunuz. Zamanlama yanlış. Bir kere birincisi. Biz bu referandumda kesinlikle başarılıydık. Bana göre
kesinlikle doğru değildir. Bizimle ilgili %49 harbi meselesi de yaklaşık %49'da bizdeki verilere göre, genel merkez verilere göre %56'dır. Size bir örnek vermek istiyorum, yani kısaca geçmek açısından. Bir sandık düşünün, bu sandıkta 400 kişi oy kullanıyor, 400'ü de sandığa geliyor ve 400 kişi de evet diyor ve bir tane iptal oy yok. Bunun gibi 769 tane sandık var herhalde. Böyle bir seçim olur. %100 evet çıkıyor. Yani %100 evet çıkıyor. Katılım tam %100. Hiç iptal oy yok. Şimdi karşıya kadar bile, yani bu kadar çok ayrı çıkan içinde bile evetler var. 14-15 tane de her sandıkta iptal mi var karşıya gibi? Okuma yazma oranı yüksek olduğu bir yer. Şimdi siz bana nasıl anlatacaksınız? Okuma yazma oranı düşük olduğu yerde 400 oydan hiç iptal yok ve hepsi aynı çıkıyor. Mümkün müdür böyle bir şey? Yani birisi yanlışlıkla okumamış mıdır öbürde? Bir oy çıkmaz mı? Hayır, çıkmıyor. Bu çok net bir biçimde anlaşılıyor ki sandıklar açık aleni oy kullanımı yapılmıştır. Tek taraf muhtarlar tarafından başarılmış, mümkünmüş, sandığın içine konmuş, sonra da açılmıştır. Bunun bizde belgeyi tespitli olan İzmir'de, Didim'de, Kuşadası'nda inşaatta çalışan işçiler oy kullanmaya gitmedikleri halde memleketlerine orada oy kullandırılmış görülmektedir. Yani onların yerine saatli yazaydı. Orada burada bir kısmı bir böyle bir atıf yapıldı. Muhtarlar işte tabii yanlış anlam olmasın. O bölgedeki ama bunun zeminini Sayın Cumhurbaşkanımız aylardır hazırlıyor. Yani bizim Kaçaksaray'a hitap ettiğimiz külliyede devamlı değerli muhtarlarımız var. Bazı muhtarlar, bütün muhtarlar demeyeceğiz. Ha, bazı muhtarlar bazı yerlerdeki. Yani ben biliyorsunuz efendim sürecinde Hakkari ve Şırnak'ta da bu görevleri oldu. Evet. Orada yaşadığım gördüklerim var. Yani terör niye bitmez? Geçen programda da sizle konuştuk bunu. Adam 1800 lira köy korucusu maaşı alıyor. Terör biterse işinden olacak. Yani böyle aşmazlar var. Ve böyle tehditler var ki bu sandıktan bir tane hayır çıkarsa bu köyün bütün korucularını yeniden gözden geçireceğiz, değiştireceğiz. Yani kapının önüne koyacağız tehditleri. Şimdi böyle bir ortamda her şeye rağmen bu referandumda Cumhuriyet'le devam mı, Cumhuriyet tamam mı diye anlayışla %49'luk bir blok oluştu. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi bunun içinde 40'tır, 35'tir, 30'dur bunu da çıkıyor. Ama şu bir gerçek, MHP'nin içerisinden de, AKP'nin içerisinden de, Vatan Partisi'nin içinden de, diğer halk katmanları Cumhuriyet'le parlamenter sistemle devam etmek istiyoruz diyen, onlara göre %49, bana göre %56 olan bir sonuç alındı. Hiç kimse bu referandum sonuçlarıyla ilgili bu sürecin iyi idare edemediğini, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bunu iyi götüremediğini ya da CHP'lerin az çalıştığını söyleyemez. Gerçekten bu seçimde 133 milletvekili bütün Anadolu'ya dağıldı. Gitmediğimiz yer kalmadı. Sayın Genel Başkanımızın gitmediği yer kalmadı. Bütün çalışmalar mükemmel bir biçimde yapıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi sadece kurumsal bir kurumdur. Hemen referandum değerlendirmeleri sonrasında gerek Merkez Hükümet Kurulu'nda yapılan toplantı, gerekse parti meclisinin yaptığı toplantı, gerekse 81 il başkanıyla yapılan toplantı ve milletvekilleriyle yapılan kapalı grup toplantısı, yani 4 büyük toplantının hiçbirisinde yüksek sesle ne bir il başkanı ne bir milletvekili tarafından bu referandumda Cumhuriyet Halk Partisi başarısızdır, bu genel başkan değişmelidir telaffuzu kullanılmadı. Şimdi bu orada kendi içinizde yaptığınız basına kapalı tartışmalarda ve toplantılarda telaffuz edilmeden orada bunu cesaretle anlatmıyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz, yanlış medyaya bir gazeteye beyanat veriyorsunuz. Yani acaba Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir hırpalayabilir miyim, onu o koltuktan indirebilir miyim? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne artı getirmez. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar getirir. Oysa sokaktaki halk bizden şunu bekliyor. Diyor ki, nasıl bu %49'luk bloğu oluşturduysanız Cumhuriyet ve parlamenter sisteme destek veren bu bloğu mutlaka 2019 yılındaki seçimlere taşımalısınız. Bunun formülünü yaratmalısınız. Yani sokaktaki halk toplum bizden şunu bekliyor. Bir, benim sandıktaki oylarıma yeterince sahip çıkamadım, Yüksek Seçim Kurulu'nun ile yapacağını düşünemedim. Gerçekten biz sandıkların tamamına sahip çıktık ama aklımıza şu gelmedi. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun Doğu ve Güney Kurulu'ndaki bazı yerlerde,
işte seçim süresi başladıktan sonra mevcut oyuncu olanın kabul edilmesi gerektiğini telefonla bizzat mesaj atarak, duyurarak bunları kabul edin demesinin altında yatan nedeni biz daha sonra fark edebildik. Bunun altında yatan neden şuydu oysa. Tartışmalı olan orada 2,5 milyon oyun mühürsüz, neden mühürsüz olduğu veya niye mühürlü olduğu meselesinde anladık ki sistem şöyle çalışmış. %50 fazla bastırılan filigranlı oy pusulaları ciddi bir bölümü AKP'li yöneticilere dağıtılmış. Dışarıda hazırlanmış ve üzerine tercih mühürü, evet tercih mühürü basılmış oylar hane hane kişilerin cebine konmuş. Ve denmiş ki oradan sana verilen oy pusulasını diğer cebine koyacaksın. Bizim verdiğimiz bu oy pusulasını zarfın içine atacaksın. Bizim verdiğimiz oy pusulasını da İlçe Seçim Kurulu'nun mühürü yok. Dikkat edin bu söylediğim. Yani vatandaşa AKP'li yöneticiler tarafından dağıtılan oy pusulasının üzerinde seçim kurulunun mühürü yok çünkü dışarıdan temin edilmiş. Oysa sandığa gidip verilen oy pusulasında mühür var. O mühürlüğü de cebine koyuyor. Onu da niye koyuyor? Çünkü AKP'li yöneticiler onu geri istiyor. Diyor ki oyunu kullanmadığını bana kanıtlayacaksın diyor. Oradan sana verilen mühürlü oy pusulasını bana getireceksin. Dolayısıyla sandıklar açılıyor. Zarfla birlikte. Zarfla mühürle bakıyorsunuz birçok şeyde oy pusulasında mühür yok. Neden? Çünkü dışarıdan içeriye taşınmış. Az önce örneklediğimiz 400 seçmenin 400'ünün oraya gelmesi orada olmadığı var. Bunun hiç mi hastası yok? Hiç mi öğreniyor bu seçmenler? Nasıl mümkün olabiliyor bu kadar yüksek sayıda sandıkta böyle blok bir evvel çıkması? Şimdi bunlara baktığımızda, şimdi bu şekilde söylediğiniz ama bildiğim kadarıyla sandık başındaki birçok CHP'li gözlemci müşahit. Bunlar da partiye bildirdiler o şeysiz, mühürsüz oy pusulaları olduğunu. Tabii ya. Çünkü siz bunu tek tarafta var. Şimdi hayır, o seçim bittikten sonra sizin söylediğiniz olay. Rapor tutuldu, itirazlarda bulundu. Ama ne yazık ki bizim de bazı Doğu ve Güney Doğu'yla sandık başını boş bıraktığımızda buradan açıkça söyleyelim. Yani boş bırakmak değil de görevli diye gönderdiğimiz arkadaşlarımızın görevini tam olarak ifa edemediklerini ya da bir biçimde sandığın başına uzaklaştırıldığı, tartaklandığı. Mesela biz o konuda çok şikayet aldık. Yani sandığın başında zaten HDP'yi biliyorsunuz görevlilerin büyük bir bölümü seçime bir hafta 15 gün kadar toparlanarak onların sandığa sahip çıkması Doğu ve Güneydoğu'da engellendi. Bizim arkadaşlarımıza da baskı yapılarak yani bazı seçim mahallelerinde, sosyal medya üzerinde pompalı tüfekle seçim salonunun kapısında bekleyen insanlar var. Yani böyle bir seçim güvenliği olur mu, böyle bir seçim yapılır mı? Tehdit de resmen. Dolayısıyla buradaki, orada yapılan tutanaklardan sonra da şunu da yapıyor. Mesela AKP bir mesaj atıyor sandık başındakilere. Sayım bittikten sonra eksik bırakılan o mühürleme işlemi devam ediyor. Bu televizyonlarda da haber olarak verildi. Yani seçim bitmiş, oyların sayımını tamamlamışlar. Mühürsüz oyları kabul etmişler. Ondan sonra mühürleyerek onu yasal hale getirmişler. Büyük ülkesinde de böyle oluyor. Şimdi bunun sokakta 10 yaşındaki çocuk dahil olmak üzere, yurt içinde de yurt dışında da bu seçim sonucunun hele hele anayasanın değişikliğiyle ilgili bir seçimin böyle kritik seviyede yarım puan, bir puan gibi farklı bir sonuç getirmesi mecliste grubu bulunan siyasi partilerin mütabakatının olmadığı, yani bu anayasanın ömrünün aslında fazla olamayacağını da bir işareti. Yani bu süreçte bu çalışmalarda bu referandum sonuçlarını parti içi bir şeye çekip çatışmaya, çekişmeye çevirerek acaba buradan ben genel başkanı değiştirebilir miyim anlayışını doğrusu ben doğru bulmuyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal bir yapısı vardır. Nitekim bugün parti genel merkezi kurultayı olan kurultay takvimini açıklamıştır. Bu yıl içinde kurultay önce sokakta mahalle delege seçimleri, ardından ilçe kongreleri, daha sonra il kongreleri yapılarak bu yıl içerisinde bu tamamlanacaktır. Yine genel başkan seçimi, içinde genel başkan seçimi de olan bir kurultayı yapacağız zaten dediğimizde. Burada bir problem yok. Burada benim de kişisel olarak yani eleştiri düzeyinde bir eleştirim var aslında, yok değil. Bugünkü sorun genel başkanlık sorunu değildir bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yönetim sorunudur. Yani
yani yönetim sorumlu derken bizim arkadaşlarımız demokrasi algısını ya da eleştiri ve öz eleştiri mekanizmasını nedense akla gelen her şeyi her yerde basına açık biçimde konuşmak gibi bir zafiyetleri var. Ve bunu yapan insanlar da hep aynı insanlar olup ister istemez insanlar da şu geliyor. Ya arkadaş siz kime hizmet ediyorsunuz? Neye hizmet ediyorsunuz? Yani sizin ağzınızdan çıkan şeyler bugün yandaş medyanın gazetelerinde sür manşet oluyor. Ve yine parçalandı, yine kavga var CHP'de gibi. Oysa CHP'de kavga falan yok. CHP'de üç tane konuşan adam var. Ve dikkatsiz konuştukları için bu sanki böyle bir kavga varmış gibi gözüküyor. Yoksa ben bugün olağanüstü mevcut grupta delegasyonuyla da bir seçime gitsek sonucun fazla değişeceğini zannetmiyorum genel başkan açısından. Ha, genel yönetim açısından, merkez hükümet kurulu açısından bazı değişiklikler olabilir. Yani o kadrolarda daha örgütten gelen, tabandan gelen insanlar yer alabilir. Böyle bir beklenti var örgütte, ben sahada dinliyorum. Ama burada kurumsal olmak zorundayız. Çünkü az önce ifade ettiğim bu %49'luk bloğu parçalanmadan 2 yıl sonra yapılacak seçimlere hazırlanması gerekiyor. Yani bizim şimdi kimin genel başkan olacağıyla ilgili bir zaman kaybına, bir tartışmaya, bir kavgaya böyle bir lüksümüz yok, yapmamalıyız. Biz bu %49'luğu 2019'da sandığa nasıl götürürüz? Bunu tartışmalıyız. Tartışmamızın ana şeyi bu olmalı çünkü sokaktaki halk bizden bunu bekliyor. Burada gerçekten parlamenter sistemle cumhuriyete sahip olan dışarıdaki sivil toplum örgütleri, sendikalar, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi, Vatan Partisi gibi birçok kesim Cumhuriyet Halk Partisi'nin derneğine bu 49 oluşturdu. Çok adaletsiz bir seçime gittik. Onlar bir anlamda toplarıyla, tüfekleriyle, örtülü ödenekleriyle, valisiyle, kaymakamıyla devletin bütün imkanlarını kullandılar. Devletin uçaklarını kullandılar. Doğu ve Güney Doğu'da özel uçaklarla gidildi geldi. Oysa biz kendi biletlerimizi kendi cebimizden alarak gittik buradaki çalışmalara. Yani Cumhuriyet Halk Partisi imece usulü bu seçim kampanyasını yürüttü. Devletten bir destek almadı. Şimdi böyle adaletsiz bir yarışta, zaten mahallenin cebinde, iktidarın cebinde. Bir taraftan başbakan, diğer taraftan cumhurbaşkanı, ayrı ayrı her gün iki ayrı yerde özel uçaklarla giderek mitingler yaparak toplumu ikna kampanyasıyla %51'i çıkardılar. Bu başarı değil. Esas başarısızlık onlarda. Çünkü bugün AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin Kasım ayında aldıkları oyla %61'dir. Böylesine bir güçle, tek taraflı bir iktidar gücüyle yüklendiklerinde bekledikleri rakam %65'tir. Oysa aldıkları rakam %51'dir. Siz de Cumhurbaşkanı'na mı söylemişsiniz zaten? Biz 50-55'leri bulduk ama... Evet, yani burada mutsuz olan biz değiliz, mutsuz olan onlar. Biz umudumuzu koruyoruz 2019'da ilgili. Biz o kadar mutsuz değiliz bu seçim sonuçlarında. Tabii ki keşke bu üyeliği engelleyebilseydik, keşke 51'de tersi çıksaydı. Ama bu şu demek değildir, 2019 yılındaki seçimlerde bu blokla birlikte hareket ederek bir ortak formül olarak biz ne yapıp 2019'da iktidar olmayı başarmalıyız. Yani biz enerjimizi buna yoğunlaştırmalıyız diye. Ortak formül değineceğine, Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Sayın Baykal onu bir açıklama yaptı. Sayın Abdullah Gül'ü eski cumhurbaşkanını aday olarak gösterelim. Yanında da işte HDP'den birisini ve İki kişiyi koyacağını isimleri de çıkarabilir. Yani şimdi ben şöyle söyleyeyim. Onlarla birlikte seçimlere gidelim. Bu grubu koyalım düşüncesini çıkardım. Ahmet Kürt'ü birisi. Evet. Şimdi ben az önce ifade etmek istediğim şey buydu. Bu partinin eski genel başkanı olabilirsiniz. Şu anda milletvekili olabilirsiniz. Ama bu partinin kurumsal yapıda merkez yönetme kurulu var. Artı meclis var. Milletvekili 133 tane arkadaşımız var bakalım partisinde. Bu kararlar, bu tartışmaların yapılacağı yer orasıdır. Bunlar herhangi birisi çıkıp da efendim Antalya Milletvekili Deniz Baykal böyle bir talepte bulundu. İyi, İzmir'den de Taceddin Bey'e çıksın daha farklı bir talepte bulundu. Böyle bir lüksümüz yok. Yani insanları bu şekilde kamplaştırmaya, ayrıştırmaya hakkımız yok. Sokaktaki insan bizden ayrışmayı değil, tam tersine bütünleşmeyi, birleşmeyi, birlik olun, beraber olun, parlamenter sistemi savunanlar, Kemalistler, Atatürkçüler, derneğiyle, sendikasıyla, partileriyle hep birlikte bu AKP illetinden bizi kurtarın diye yalvarıyor bize. Yani burada böyle bir lüksümüz yok. Saygı duyuyorum, geçmiş dönemde yıllarca genel başkanlığımızı yapmıştır. Ama çıkıp da medya
bana bunu yapsa, tersi olsaydı, Deniz Bey genel başkan olsaydı, ben bir milletvekili olarak böyle bir açıklama yapsaydım, ben Deniz Bey partiden ihraç ederiz. O zaman kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Bu parti niye iktidar olamıyor? 40 yıldır iktidar beklentisi içinden Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizden birlik ve beraber içerisinde olmamızı istiyorlar. Böyle ayrıştıran, tartışan, kavga eden konumda olmamızı istemiyorlar. Ama ne hikmetse bu süreçte bu parti için tartışma sanki partide bir kavga varmış görüntüsü veriyor gibi olsa da aslında böyle bir kavga yok. Sadece bir iki arkadaşımız kendi kişisel hırsını ve egosunu kontrol edemeyen, dilini tutamayan, herhangi bir medya mensubu bir soruyu sorduğu zaman sanki ona cevap vermeye kendini sorumlu, mecbur, müktedir gören birkaç arkadaşımız mı diye. Bunun yerde ulaşıyor bu sebeple. Yani ya da hedeflediği nokta nedeniyle. Hedeflediği nokta da olabilir. Ama böyle bir beklenti yok tabanda. Yani tabanın beklentisi siz birlik beraberlik içerisinde daha iyi olun, daha iyi olun. %49 şeyi koruyun, bloğu koruyun. Kavga etmeyin. Oturun, neyi tartışın? Bizim yapmamız gereken tartışma şu anda kimin genel başkan olacağı tartışması değil. Bu blokta 2019'da nasıl sandıklardan seçimde sonuç alabiliriz? Sandıkları nasıl koruyabiliriz? Tartışılması gereken şey budur. Ben kapalı grup toplantısında milletvekilleri ve genel başkanlığına söyledim. Efendim beni görevlendirin dedim. O sandıkta görevli koyamadınız, vilayete gideyim. Bir ay orada yatayım tabii. Orada sandık başındaki insanları örgütleyin. İzmir'deki gibi. İzmir'de nasıl bütün sandıklarda kuş çıkmadı? Bütün sandıkların başında görevlerimiz vardı aslında. O Urfa'sında da yapayım bunu. Bingöl'ünde de yapayım. Diğer illerde de yapayım. Yani bu oynama yapılan yerlerde bu örgütlenmeyi yapalım. Bu görevi çalışalım. Bizim şimdi yapmamız gereken çalışma bu. Toplum bizden bunu bekliyor. Sokakta bize diyorlar ki bakın siz biz geleceğiz. Oyumuzu atacağız. Size destek vereceğiz rey olarak. Ama siz sandıklara sahip çıkamayacaksınız. Şimdi hayır biz sandığa sahip çıkacağız. Siz vatandaşlık görevinizi yapın diye söz verdik biz bu insanlara. Şimdi ne oldu? Evet sahip çıktık. Kaç yerde? 30 büyük vilayette, 3 büyük kentte evet hayır çıktı. Oralarda çıktık. Ama belli bir bölgede, zayıf olduğumuz bir bölgede sahip çıkamadık. Burada sahip çıkmasını beklediğimiz arkadaşlar da sahip çıkamadılar. Farklı bir takım şeyler devreye girdi. Hani sizinle bir televizyon programında burada konuşmuştuk, örneğin Barzani çıktı geldi. O Paçavra'yla İstanbul'da toplantı yapıldı, dendik. Onlar devreye girdi, düğmeye basıldı ve o kesim ne yazık ki parçalandı, iki blok halinde. Ha, mesela bizim gittiğimiz Şırnak'ta, Ankara'da oylar bizim beklediğimiz gibi çıktı. Şırnak'ta %72 ayrı çıktı mesela. Hakkari'de %68'ler seviyesinde. Yani oralardaki insanlar olayın farkındalar. Sandığı da beklediler, oyunda doğru kullandı. Ama diğer aşağıdaki bölgelerde beceremedik. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken her seçim sonucunda işte bu yönetim gitmeli, bu genel başkan değişmeliden ziyade bu seçimi niçin, nerede kaybettiğimizi bulup, tespit edip onun röntgenini çekip orayı tedavi uygulamamız gerekiyor. 2019'a 2 sene kalmış orada. Yani bu şeyde de öyle değil midir? Bakarsınız bir takım Göztepe ile muhabbete başlamış. Maça çıkıyor, 4-0 galip durumda, oraya kadar mükemmel. Nasıl bu 4-0'ı sağladın? Sonra arkadan 4 tane gol yedi. Şimdi burada incelenmesi gereken şey ne? 4-0'ın başarısını inceleyeceksin. Sonra yediğin 4 golün de başarısızlığı ve nedenlerini inceleyeceksin. Yani şunu diyorsunuz, ona göre de tedavi 15 akşamına kadar hep hayır oyları %50 üzerindeydi. Ama 16'sında sabah yahut 15 akşamı saat 9'dan sonra birdenbire aynen öyle oldu. Gol yedik diyorsunuz. Aynen öyle oldu. Bunun da zeminini hazırlamışlardı. Bunu zaten bugün Amerika'nın CIA Türkiye temsilcisi de Amerikan gazetelerinde vermiş. Yani 2 milyon Suriyeli'nin oy kullandığı, 6 milyon oyun çalındığı şeklinde bir rapor olarak geziyor sosyal medya ortamında. Avrupa zaten kabul etmiyor sonucu. Ama bu saatten sonra yani şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu meselesinde asıl gündemin sandıklardaki oya sahip çıkmak ve bu tartışmalı seçimin, bu mühürsüz seçimin Türkiye'de kamuoyunun kafasında bir soru işareti yarattığı gündemde varken, henüz bu netleşmemişken bu gündemi bir kenara çekip de
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık sorunu var mıdır, yok mudur noktasına getirmek gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmış bir haksızlıktır. Evet, sandık oranına sahip çıkmanın yollarını bulmalıyız diyorsunuz. Bu yüzden ben özel olarak, gönüllü olarak gelirim diyorsunuz. Örgüt demek için tabii ki, yani ben 34 yıldır parti içinde görevlerde bulunmuş, il başkanlığı yapmış birisi. Peki bu sandıklara sahip çıkmak yeterli mi? Çünkü şöyle bir şey var, tamam AK Parti ve onun destekleyen ekip belli, kimlerle işbirliği yaptığı da belli. Peki ama muhalefet kanadı çok parçalı. Evet. Çünkü o parçaları hep bir araya getirip de AK Parti ve onun yanında, onunla birlikte hareket eden partilerin üzerinde bir oy alma imkanı var mı sizce? Çünkü çok parçalı bir yapı var. HDP'sinden tutun, Saadet Partisi'ne, oradan gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, oradan gelin Vatan Partisi'ne, çok parçalı bir yapı var böyle. Bu yapıları birleştirebilecek bir kişiyi çıkarma umudu var mı sizce? Mesela Deniz Baykal önerisine geliyor bunlar iş. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, yani bence mantık olarak baktığınızda bu yapıları bir araya getirecek kişi var mı? Niye böyle bir kişiyi arıyoruz? Yani biz Mustafa Kemal Atatürk'ün tekrar canlanmasını, gelip ayağa kaldırmasını mı bekleyeceğiz? Böyle bir şey yok. Kimse Mustafa Kemal yeni bir Mustafa Kemal falan beklemesin. Bunu yapacak olan bizleriz. Tek kişiye bağımlı yapmak zorunda değilsiniz. Bakın benim bu açıklamalarımda Sayın Kılıçdaroğlu'nun savunmayla bir alakası yoktur. Eğer bugün genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu değil, Deniz Bey de olsaydı ben bu açıklamaları yapardım. Benim burada altını çizmek istediğim şey şu. Bu tartışmanın zamanlaması yanlıştır. Bu tartışmanın yeri ve zamanı, günü bugün değildir. Bugünkü gün 2019'u hedeflemektir, bunun çalışmasını yapmaktır. Hani dede geçerken at değiştirilmez diye bir tabir vardı. Az önce söylediğiniz o kesimin, farklı kesimlerin tek kişi, tek lider aramasının da çok mantıklı bulmuyorum ben. Çünkü biz fanatik böyle bir hani Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe fanatiği gibi şu adam olursa olur. Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Ben bu işin bir kolektif takım oyunu olduğunu düşünüyorum. Yani bir kişi elinde sihirli derinliği yok. O kişi çıkıp da bütün toplumu galyana getirsin, sandıklara taşısın, tek tarafı oyalatırsın. Bu bir takım oyunu. Siz takımınızı sahaya doğru sürerseniz, doğru taktiklerseniz, sandıklarınızı doğru örgütlerseniz, 133 milletvekilinizle, 81 il başkanınızla, binlerce ilçe başkanı yönetimlerinizle ve diğer gruplarla da ilişkilerinizi kuvvetlendirerek sandıkta bir ittifakı sağlayabilirseniz, bazı sorunları çözebilirseniz bunu başarmanız mümkündür. Bunun A partisinin, C partisinin, B partisinin genel başkanı ilgili yok. O sizin söylediğiniz sadece sağ partilerde olur. Çünkü sağ partilerde patron masaya vurur, ona derse olur. Ama orada da demokrasi yoktur. Tıpkı bugün AKP'de gördüğünüz gibi. Kimin milletvekili olacağına da o karar verir. Kimin rektör olacağını, kimin bakan olacağını, kimin ordu komutanı olacağını, yani kimin hakim olacağını, kimin savcı olacağını, her şey kendi kararı. Bu bizim anlayışımızla örtüşmüyor. Bizde liyakat, kim emek vermişse, kim hak etmişse, gerekli sınavlarla, mülakatlardan sonra o gelmelidir. Sandık konulmalıdır, sandıklar çağırmalıdır. Ama söylediğinize katılıyorum. Parti liyakat diyorsunuz. Ama bir seçim olacak ve seçim nasıl olacağı belli. İki kişi kalacak sonuçta. O iki kişiden, birisi yeni başkanı yaptı, Cumhurbaşkanı olacak. Şimdi AK Parti'nin kanadının belli. Siz Cumhurbaşkanı seçimini kastederek söylüyorsunuz. Ben ilk ifade ederim. Parti genel başkanlığıyla ilgiliydi. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçim biliyorsunuz tek turlu bir seçim değil, iki turlu bir seçim. Evet. Burada bence benim kişisel kanaatim şu. Herkes kendi adayını çıkarmalı, her parti. Evet. Bu çıkan adaylarla seçimde yarışılmalıdır demokratik biçimde. Fransa'da şu birinci an turda, evet, birinci turda zaten çıkamayacaktır. Bugünkü referandum sonuçlarında bunu göstermektedir. Birinci turda seçilemeyecektir. İkinci turda da bence mevcut birinci çıkanın karşısına o bloğun tamamı kim ikinci çıktıysa onun arkasına ceket ekleyip geçecektir. Burada sizin söylediğiniz sandıklar mı devreye girecek? Sandıkların kurulması, sandıklarla bir blok haline hareket edebilmek. Kesinlikle, yani orada o sizin ilişki kurduğunuz insanlar eğer bu altyapısını önceden hazırlarsanız, yani %49'luk bloğu oluşturan kesimin içinde çok farklı kesimler var. Bu kesimlerle bunu önceden oturup konuşabilirseniz, diyebilirsiniz ki arkadaşlar gelin, siz kendi adayınızı çıkarın farklı gruplara. Siz de çıkarın, ittifaklar da yapabilirsiniz. Girelim seçime. Bu seçimde
AKP'nin adayının dışında en yüksek oyu kim aldıysa onun arkasında bütünleşelim. Bu şekilde bir çözüm gerekir. Bunu da ben illa böyle olmalıdır diye dayatmıyorum. Bu bir öngörüdür. Oturup tartışarak, o kurumlarla tartışılarak bu sonucu olur ve ikinci turda sonuç alınır. Evet, ben biraz daha geriye döneceğim tekrar. Referandum sonuçları, rezervasyonun aslında hukuksal yollar gitmedi. Evet. Bilim kadarı Cumhuriyet Halk Partisi Halk ve İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Ondan sonra da hala hukuksal yollar araştırılıyor. Aynen öyle. Ne bekliyorsunuz? Eğer sonuç olarak tamam biz bu işe karışmayız, bu iş devam edeceklerse ne olacak? Şimdi şöyle ifade edeyim öncelikle. Yani bazı arkadaşlar eleştiriyor. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konu üzerinde bir yaptırımı yoktur. Niye gidiyorsunuz? İşte Türkiye'yi küçük düşürüyorsunuz diye. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu düşünce var biliyorsunuz. Bu var ama şu da var. Aynı bunu düşünen kesimin daha fazlası da beni sokakta yakamdan tutup sen benim milletvekilimsin, benim oyuma sahip çıkacağına söz vermiştim. Bu seçim sonuçlarının gerçekten doğrusu nedir kardeşim? Ben bu sandık sonuçlarını merak ediyorum. Sen benim sandığımdaki oyuma sahip çıktın mı, çıkmadın mı diye bana hesap soruyor. Ben eğer bir yere gidip en üst birimlere, Anayasa Mahkemesi'ne, Danıştay'a, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu konularda itirazları yapıyorsam kendi adıma yapmıyorum Taceddin Bayır olarak. Vatandaşın adına yapıyorum. Buradan sonuç çıkar mı çıkmaz mı ona bakmam ben. Vatandaşın hakkını savunmak için nereye gitmem gerekiyorsa giderim. Yapılması gereken budur. Çünkü vatandaş oyunun hesabını soruyor benden. Bunu kim takip edecek? Birisini takip etmesi gerekiyor. Yani buradan efendim gitmedi, peki o zaman oraya gitme, buraya gitme. Zaten adamların istediği de bu. O zaman bir sonraki seçimde aynı şeyleri yapmayacağını nereden bileceksiniz? Yani bu hukuksuzluğun, bu mühürsüz seçimin, hukuksuz ve mühürsüz, yanlış bir seçim olduğunu, taraflı bir seçim olduğunu bir yerlerde belgelenmezseniz, böyle gelmiş, böyle gider der adam. Bir sonraki seçimde de 2019'da da benzerini yapar o zaman. Yani bunun toplumun gözünü açmak, kendi oyuna vatandaşın kendisinin sahip çıkmasını sağlamak adına itiraz mekanizmasında hakkımız olan her türlü itirazı yapacağız. Yasa bize böyle bir hak vermiş mi? Vermiş. Yasa dışı bir şey mi yapıyorum? Hayır. O zaman yapacağım itirazı. Kimse buna niye itiraz ediyorsun demen üstüne sahip değil. Peki yürüsün oraların dışında pek bir itiraz geldiğini söylemedi şey değilse kadar. Yok, çok sayıda sandık başındaki arkadaşlarımızın itirazları var, öyle bir şey yok. Yani hatta şöyle söyleyeyim, biz tabii canım Yüksek Seçim Kurulu'nun başında bulunan 11 hakimin bir tanesi sadece ben bunu kabul etmiyorum, itiraz etmiştir mühürsüz oylar meselesinde. O arkadaşa diğer 10 hakim hakkında da bir şikayette bulunduk. Evet. Yani dedik ki hani onlar yapamazsın, nasıl yapamayız? O zaman ben bir şey sormak istiyorum şimdi. 2014 yılında AKP'nin kendisinin de altına oy verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mühürsüz zarflar ve mühürsüz oylarla yapılan seçimler geçersizdir, bunlar sayılmayacaktır diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yani halkın seçtiği meclisin aldığı bir karar kanun vardır. Kanun maddesi var. Şimdi sormak istiyorum, Yüksek Seçim Kurulu'nun başında bulunan 11 tane hakim, 80 milyon halkın seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerin aldığı kanunun üzerinde midirler? Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunu uygulamakla mükellefsin. Yasayı yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, kanunu yapan, kanun yapıcı. Siz sadece meclisin çıkardığı kanunları uygulamakta takip edersiniz, uygulamayı yaparsınız hakim olarak. Ama burada onlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararı yok sayıyorlar, parlamenter sistemi yok sayarak kendi bildiklerini okuyorlar, böyle bir şey olur mu? Bu nedenle o 10 tane hakime de dava açtık. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde değilsiniz. Bizim çıkarmış olduğumuz AKP'nin milletvekillerinde altında imzası bulunan bu yasaya aykırı hareket ediyorsunuz. O zaman şeye gerek yok, parlamentoyu feshetsinler, çıksınlar bile gidince. Feshettik kardeşim, parlamento diye bir şey yok desinler. Yani hakimler bu işi yapacaksa uygulayıcı da aynı, kanun yapıcı da aynı olabilir. Yani yasama, yürütme, yargı tek elde toplanabilir mi? O zaman yürütmeyi kim denetleyecek? Yasamayı kim yapacak? Kanunu kim çıkaracak? Yani hakim hem yürütmenin başında olacak, seçim kurulu sorumlu her şeyden.
oy pusulasının basılması, mühürlerin yaptırılması, dağıtılması. Oyun geçerli olup olmadığının kararını da, yasamayı da tanımıyorum, kanunları da tanımıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi tanımıyorum. Buna da ben karar vereceğim. Seni kim denetleyecek? Yani sonuç olarak vatandaşın oyunu korumak için hukuksal ne kararı varsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaparsa başvuracağız, sonuna kadar. Çünkü halkımız bizden bunu bekliyor. Halkımız verdiği oyun hesabının takibini, sorulmasını bekliyor. Bize hala soruyorlar buradan sonuç çıkmaz mı, takip ediyor musunuz diye. Bunu yapmaya mecburuz. Evet, süremiz sonuna yaklaşıyoruz. Bir şeye tekrar gelmek istiyorum bu fikir sağlam meselesine. Fikir sağlam konuştukları gibi söyledikleri gibi aslında Sayın Baykal'ın da açıklamaları oldu, Sayın Muharrem İnce'nin de açıklamaları oldu. Sayın fikir sağlam ihlak istemiyle ismi kuruluna veriliyor. Fakat diğer bu konuda var, benzer açıklamaları yapan kişiler hakkında herhangi bir yaptırım yok. Bu da biraz garip değil. Aslında garip değil, tabii onun bilinmeyen kesimi var. Az önce ifade etmeye çalıştım. Diğer iki arkadaşın yaptığı açıklamalarda bireysel anlamda bir kişinin kişilik haklarına bir hakaret söz konusu değil. Ama Fikri Bey'in yaptığı açıklamalara eğer dikkat alacaksanız havuz medyaya verdiklerinde genel başkana tek adamlık konusunda getirdiği bir eleştiri var. Yani tek adam, tek adam. Şimdi bir partinin milletvekili de olsanız, üyesi de olsanız, karşı iktidar partisine karşı kullandığınız tek adamına karşı programınızı bir kenara bırakıyorsunuz. O söylemi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemini alıyorsunuz, kendi genel başkanınıza yöneltiyorsunuz. Çok ağır bir itham. Yani o deneyimde, o birikimde sahip birisinin kullanmaması gereken bir itham. Ayrıca bu ipte değil biliyorsunuz. Ama sanırım yani, buna yol açan da birazcık Sayın Kılıçdaroğlu söylemi oldu. Kavga edelim, kapının önüne koyalım. Hayır, o sonraki cümle. Kılıçdaroğlu'nun salı günkü yaptığı grup toplantısında kavga çıkaranı kapının önünden verdi cümlesi Fikri Bey'in basına servisi yaptıktan sonraki ifadesidir. Onu karıştırmayalım. Ben şunu söyleyeyim. Buna rağmen bakın Merkez Yürütme Kurulu kararıyla ya da Sayın Genel Başkan'ın baskısıyla bilmem nesiyle herhangi bir ceza meselesi değildir. Çünkü parti meclisi üyesi ancak parti meclisinin vereceği karar ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilir. Nitekim bildiğim kadarıyla bu hafta sonu yapılan şeyde 19 arkadaşımız disipline verilmesin demiş. Geriye kalan yaklaşık 30 küsur arkadaşımız disipline verilsin, artık bu işin önüne kesilsin. Ben şunu da biliyorum yani Fikri Bey iyi bir insan, iyi parlamenter bölgesinde de sevilen birisi Mersin'de. Ama az önce söylediğim gibi bu kadar deneyimli bir insanın biraz öfke kontrolü ya da ifade kontrolü olması gerekiyor. Şimdi bu konuda da sabırlı da çok. Ama mesela aşağı şeyler düzenliyorsunuz. Fikri Bey'in bir açıklaması da oldu. Saptırıldı bazı konuşmaların dedi. Ama şimdi işte düzeltmeyi hemen yapacaksınız o zaman. Yani o medyada yer almadan yapacaksın. Ben genel başkanla ilgili bu ifadeleri kullanmadım diyeceksiniz. Şimdi bununla ilgili bir de daha evvel bir sicilinizde bozukluk varsa ki bu arada Deniz Bey kendisi şimdi Fikri Bey'e sahip çıkıyor ama çok ilginç bir şey Deniz Bey'den önce kendi genel başkanı. Partiden ihraç etti. 13-14 yıl Fikri Bey partiye girmedi. Yani çok enteresan kimin kime sahip çıktığı meselesi. Yoksa biz Deniz Bey'de, Fikri Bey'de, Sayın İnce'de ben biliyorum ki 2019'dan sonra zaten bu partide bir genel başkanlık meselesi gündeme gelecektir. Ama günü bugün değildir. 2019 seçimleri sonrasında gelecektir. Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu böyle koltuğuna yapışmış da ben bırakmıyorum diyen biri değil. Aksine yetiştirebildiği birisinde bu işi götüreceğine inandığı birine teslim edeceğine ben inanıyorum. Ama şunu da söylemeliyim. Yanlış birisine teslim edip de bu partiyi ilk seçimde barajın altında bıraktığında o zaman benim iki elim Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakasında olur. Çünkü o koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. O koltuk öyle sırada merkeze teslim edilecek bir koltuk değildir. Yoksa Kemal Bey de yaşının farkında. 2019'da kaç yaşında olduğunun farkında, bilincinde. Bu işi en uygun kişiye bırakması gerektiğinin de bilincinde. Ama az önce de söyledim, CHP'nin kurumsal bir yapısı vardır. Ta sokakta başlayan mahalle delegelikleri, ilçe kongreleri, il kongrelerinden süzülen 1300 küsur tane kurultay delegesinin özgür iradesiyle genel başkan seçilir. Yani demokrasinin gereği alttan, tabandan tabana doğru çıkar. Olaya bu boyutta baktığımız zaman bizim ilk hedefimiz burada 2019 seçimleridir ve 2019'a kadar genel başkanlık tartışmaları bu partiye de, bu ülkeye de hiçbir fayda sağlamaz.
lütfen bu hesabı yapan arkadaşlarımız 2019 yılına kadar, o seçimlere kadar sadece seçim endeksli çalışsınlar ve biz genel başkanla ilgili konuşma yapmaktan imtina etsinler. Bu tartışmalar yapılır mı? Yapılır. Nerede yapılır? Partinin kurumsal yapısı içerisinde, parti meclisinde yapılır, grup toplantılarında yapılır, il başkanları toplantısında yapılır. Bunları zaten biz konuşuyoruz burada. Ama ne hikmetse bizim son yaptığımız 3 toplantıda bir parti genel başkan değişimine ilgili bir talep, bir ışık çıkmadı. Yok böyle bir şey. Eğer olsaydı, yani bir iki kişi bunun önünü açardı. Arkadan da herkes böyle düşünüyorsa, yani Deniz Bey gibi düşünüyorsa, ama Muharrem İnce gibi düşünüyorsa. Benzer şeyleri söyledi aslında. Deniz Bey de aynı şeyi söyledi. Sayın Sayık Bey'e de aynı şeyi söyledi. Muharrem İnce de aynı şeyi söyledi. Sonuç olarak hepsi şu an bir parti yönetimi ve senin Kılıçdaroğlu'na söyledi. Ama burada enteresan bir şey var. Şimdi ben adama sorarım, yani ben büyük bir siyasetçi değilim. 35 yıldır siyaset yapıyorum. Sayın Sayık Bey'e sorarım. Siz Merkez Yürütme Kurulu içerisinde alınan kararlardan bugüne kadar kaç tanesine şerh koydunuz, katılmadınız? Yani bir çalışma probleminiz, bir uyum sorununuz varsa bunu bizimle kapalı grup toplantılarında niçin paylaşmadınız? Ben bugüne kadar senin Sayık Bey'in kapalı grup toplantılarında, yani basına kapalı ve de kendi aramızda hiç öyle çıkıp da ben bu yönetimle anlaşamıyorum, uyum sorunum var falan dediğini hatırlamıyorum. Tam tersine partinin sözcüsüydü. Uyumu çalışıyoruz, çalışmamız için telefonumuz bu diyordu. Şeye de diğer arkadaşlara da sormak lazım. Yapılan kapalı grup toplantısında Sayın Deniz Bey yoktu. Milletvekilleriyle yapılan toplantı. Gelin orada bunu orada söyleyin. Genel başkanın yüzüne söyleyin, diğer milletvekillerine söyleyin. Niye bunu çıkıp da medyada konuşuyorsunuz? Bunun doğrusu içeride söyleyeceksin. İçeride söylemişsen o zaman dışarıda konuşma hakkın var. MYK'da şerh koymuşsan, evet ben MYK'da Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer arkadaşlarım şu kararlarına da şu şerhleri koydum, bunu açıklayacaksın. Dedi ya Sayın Sayın Bakın, MYK'da ve parti meclisinde farklı tavırları da yapıyor, anlaşılır gibi değil. Yani şimdi işte bu ne biliyor musun? Bu siyasette çapayla gelmeyle yatay gelmenin arasında bir fark. Eğer bir insan 30 sene, 35 sene, 20 sene emek vererek çapayla geliyorsa bunları yaşaya yaşaya geliyor. Onun davranış kontrolü, öfke kontrolü daha farklı. Ama direkt böyle yataydan geldiğiniz zaman, şimdi üniversiteden, yani tenzih ediyor tabii sadece bu hocalarla alakalı bir şey değil. Ama tesadüf bize hep öyle denk geldi. Daha önceki grup sözümüz bir Gül Ayman Güler hanımefendiyle de aynı şeyleri yaşadı. Şimdi senin anladığın şey. Bu acaba bu parti sözcüğünde gelen yani arkadaşları gerçekten medya böyle şeye çeviriyor herhalde, bir şeye çeviriyor, inandığım gibi değil. Medya da çok usta. Sonuçta biz mi suçlandık? Yok yani, çok usta. Gerçekten medya inanılmaz usta. Mesela o daha önceki Sine-i Millet meselesinde konuyla hiç alakası yok. Senin hanımın toplantısını yaptı. Hiç suçu yok onu biliyorum da biz savunduk toplantıda grup toplantısında. Bazı arkadaşlar eleştirdik. Bize sormadan Sine-i Millet meselesini nasıl söylersin diye bazı milletvekili arkadaşlar. Biz orada Sayın Hanım'ı savunduk. Çünkü olayın özü şuydu. Konuşmasını bitirdi. Orada bir gazeteci arkadaş Sayın Hanım'a dedi ki peki dedi bu her şeyi yapmak dahil diye aldığınız MYK kararının içerisinde Sine-i Millet'e dönme kararı da var mıdır diye sordu tekrar. Sayın Hanım da bunun üzerine her şey vardır. Buna ilgili yetkili kurullarımız karar verdi. Orada bir yanlış yok. Ama gazeteci orada bunu söyletti. Ama Sinan Hanım'la iki saat sonra hemen genel başkan yardımcısı çıktı. Demet Bey değil mi? Evet. Hemen çıktı, yalanmadı, böyle bir şey yok dedi. Biz mücadelemizi devam edeceğiz. Evet, süremiz sonuna geldik. Ben son sözü yine size bırakayım. Son söz olarak gerek olaylar hakkında gerek efendim hakkında son söz olarak neler söylemek istersiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Bu şansı verdim. Ben yine son olarak şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bence kurumsal yapısıyla kurultay sürecini tamamlayacak ve yönetim zafiyetini çözecek, yönetim kadrolarını oluşturacak deneyim ve birikime sahip bir partidir. Yani bu anlamda bir genel başkan değişimi söz konusu olmayabilir ama genel başkanın ekibi kadrosu sahip sürdüğü kadro ile ilgili bazı rötuşlar, bazı değişiklikler olabilir. Bunun için de bu kurultaydaki parti meclisi için önemlidir. Çünkü biliyorsunuz MHK'da parti meclisi içinden seçilerek genel başkan yardımcıları seçiliyor. Bu önümüzdeki kurultay süreci, bu yıl yapılacak süreç bunu yapacaktır. Sayın genel
bu blokla biz 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidara taşımaya aday bir partiyiz. Yeter ki 2 yıllık çalışmamızı, planlı programını yapalım. Bütün Türkiye sandıklarına sahip çıkalım ve hep birlikte kol kola iri olalım, diri olalım, birlikte olalım. Birbirimizi artık çelme takmayalım. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti ama herhalde daha bu sohbet epey devam edecek. Görünüşe göre. Evet, yani bu pilav çok su kaldırır diyorsunuz. Evet, çok teşekkürler. Evet, çalışmanıza başarılar diliyoruz. İnşallah İzmir için güzel haberler de verirsiniz. İzmir'den hiç bahsetmedik. Ama bir dahaki sene herhalde biraz da İzmir'den bahsedelim. Evet sevgili seyirciler, yeni günden burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Taceddin Bayır'da Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili. Biz yeni binaya sonra kendisine çalışmanın da başarılar diliyoruz. Gösterge'de başarılar diliyoruz bu arada. 21 yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.